Was ve were yapıları geçmiş zamandaki isim cümlelerinde kullanılan kalıplardır. İsim cümlelerinden kastedilen şey bir cümlenin içerisinde fiilin yani eylem, hareket bildiren kelimelerin olmamasıdır. Was ve were yapıları o cümlenin geçmiş zamana ait olduğunu bildirmek için kullanılır. Was were kalıpları geçmiş zamanla ilgili konuları anlamanın ilk adımıdır. Eğer bu konuyu iyice kavrarsanız bundan sonra geçmiş zamanla ilgili konularda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Was ve were kalıpları geniş zamanda kurulan isim cümlelerinin geçmiş zamandaki halleridir dedik. Bunları inceleyelim. Bu yapılara öncelikle positive form yani olumlu hallerine göz atarak başlayacağız. Was ve were ifadeleri to be fiillerinin geçmiş zamandaki halleridir. Peki bu to be fiilleri ne demektir? Geniş zamanda ay öznesiyle birlikte isim cümlelerinde m kullanılır. İ, she ve it özneleriyle birlikte isim cümlelerinde is kullanılır. They, we, you özneleriyle birlikte isim cümlelerinde are kullanılır. Ve bu am, is, are kelimelerine to be fiilleri denir. Örneğin, I am a doctor. Ben bir doktorum. Gördüğünüz gibi bu bir isim cümlesidir. Herhangi bir fiil, herhangi bir hareketlilik bildirmez. She is at home. O evde. They are generous. Onlar cömertler. Bunlar geniş zamanda isim cümleleridir. Bu yüzden burada am, is, are to be fiilleri kullanılır. Was ve were yapıları ise bu to be fiillerinin geçmiş zamandaki halidir. Yani geçmiş zamanda isim cümlelerinde was ve were kullanırız. Bu ikisinin ayrı olmasına sebebi ise öznelere göre farklı şekilde kullanılırlar. I, he, she, it öznelerinde was kullanılır. They We you öznelerinde ise were kullanılır. Yani ikisinin işlevi aynıdır, sadece kullanımları özneye göre değişmektedir. Bunların olumlu halleriyle ilgili cümle kurmak istiyorsak şu şekilde kurmalıyız. Öncelikle I, he, she ve it öznesini inceleyelim. Bu öznelerden sonra was kullanılır. Daha sonra bir isim kullanırız. Zaten dersin başında belirtmiştik. Bunlar isim cümlelerinde geçmiş zamanda kullanılır. Örneğin I was a pilot. Ben bir pilottum. Geçmiş zamanın isim cümlelerinde I öznesinden sonra was kullanırız. Gördüğünüz gibi bu bir isim cümlesidir. Ben bir pilottum. Geçmiş zamana ait olduğu için was ya da were kullanmalıyız. Özneye bakıyoruz çünkü özneler bizim için önemli. I öznesiyle birlikte was kullanırız. He was ill. O hasta. He erkek öznelerinde kullanılır. O demektir. Geçmiş zamanda hi özelerinde was kullanırız. She was sleepy. O uykuluydu. Hi özesinden sonra geçmiş zamanın isim cümlelerinde was kullanırız. It was very hot. O yani hava çok sıcaktı. It özelerinden sonra isim cümlelerinde geçmiş zamanda was kullanırız. Bu kalıpları her özneye göre teker teker inceleyelim. Böylece aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın ve siz daha iyi bir şekilde anlamış olun. Şimdi ise geriye kalan özneler için inceleyelim. I, we ve you özelerinden sonra geçmiş zamanın isim cümlelerinde were kullanılır. Daha sonra yine bir isim ekleriz. Örneğin, they were in the park. Onlar parktaydı. They, onlar demektir. Bu özneden sonra geçmiş zamanın isim cümlelerinde were kullanırız. You were handsome. Sen yakışıklıydın you özdesinden sonra geçmiş zamanlı isim cümlelerinde were kullanırız. Bu konuda çoğul özenler de çok önemli. Birden fazla insan isminden bahsediyorsa. Örneğin burada Ahmet ve Selin'den bahsediyor. İki insandan bahsediyor. Bu şekilde çoğul olarak belirtilmiş birkaç insan ismi varsa oralarda yine were kullanırız. Ahmet and Selin were singers. Ahmet ve Selin şarkıcıydı. Ahmet ve Selin iki kişidir. Çoğul öznedir. Bu yüzden were kullanırız. Dikkat etmeniz gereken diğer özne türü ise S çoğul eki almış özelerdir. Örneğin the cups fincanlar. Gördüğünüz gibi S çoğul eki almış ler lar olmuştur yani çoğullaşmıştır. Bu tarz durumlarda da yine were yapısını kullanırız. The cups were on the table. Fincanlar masanın üzerindeydi. The cups fincanlar çoğul olduğundan dolayı were kullanırız. Bu yapıların olumlu hallerini işledik. Gördüğünüz gibi öznelere dikkat ettiğiniz sürece kullanımları son derece kolaydır. Şimdi ise bunların olumsuz hallerini görelim. Negative form Olumsuz hal demektir. Was ve were kalıplarını kullanarak olumsuz cümle kurmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. İlk inceleyeceğimiz özne grubu I, he, she ve it özneleridir. Bunlardan sonra wasn't, negatiflik eki kullanılır. Wasn't, Yine geçmiş zamanda isim cümlelerinde negatif bir anlam katar. Uzun yazılışı was not olaraktır. Ama genelde kısa olarak görürsünüz. O da wasn't'tır. Yine bunlardan sonra bir isim kullanırız. Örneğin I wasn't happy. Ben mutlu değildim. I öznesinden sonra geçmiş zamanın isim cümlelerinde negatif yapacaksak wasn't kullanırız. Başka bir örnek daha inceleyelim. He wasn't slim. O zayıf değildi. He öznesinden sonra geçmiş zamanın isim cümlelerinde olumsuz yapacaksak wasn't kullanırız. She wasn't at school yesterday. O dün okulda değildi. Yesterday dün demektir. She öznesinden sonra negatif yapabilmek için wasn't kullanırız. The car wasn't old. Araba eski değildi. The car it öznesi yerine geçer. Ve bunu eğer negatif yapacaksak wasn't kullanırız. Geriye kalan özelerimize bakalım. Yani they, we ve you özneleri. Geçmiş zamanda eğer isim cümlelerinde olumsuz yapacaksak bu yapılarla birlikte weren't kullanılır. Uzun yazılışı were not'tır. Bunlardan sonra yine bir isim kullanırız. Örnekleri inceleyelim ve daha iyi anlayın. They weren't at home. Onlar evde değildi. They onlar demektir. Geçmiş zamanda eğer isim cümlelerinde olumsuz yapacaksak they öznesinden sonra weren't kullanırız. Başka bir örnek inceleyelim. We weren't at the seaside last summer. Biz geçen yaz tatilinde deniz kenarında değildik. We, biz demektir. Bu özneden sonra negatif yapabilmek için weren't kullanırız. You weren't kind. Sen kibar değildin. You, sen, siz demektir. Geçmiş zaman isim cümlelerinde negatif yapacaksak weren't kullanırız. Olumsuz cümlelerde yine çoğul olarak yazılmış özneleri dikkat ediyoruz. Eğer birden fazla insan ismi yazıldıysa ve S çoğul takısı kullanıldıysa weren't kullanırız. Tom and Bill weren't best friends. Tom ve Bill yakın arkadaş değillerdi. Özneyi yazdıktan sonra çoğul olduğundan dolayı weren't kullanırız. Question form. Soru hali demektir. Bu ifadeleri eğer soru cümlelerinde kullanacaksak şunlara dikkat etmeliyiz. En önemli kural şudur. Was ve were yapıları cümlenin başında kullanılır. Daha sonra hangi öznelerle kullanıldıysa yanınıysa ise onları yazarız. Was ile birlikte I, he, she ve it özneleri kullanılır. Ondan sonra bir isim kullanırız ve soru işaretinin sonuna ekleriz. Örneğin, was she hardworking? O çalışkan mıydı? Bu bir soru cümlesi olduğu için was yardımcı ikini soru cümlesinin başında kullanırız. Ardından özneyi yazarız. Eğer bu tarz sorulara cevap vermek istiyorsanız, olumlu cevaplarınızda Yes, she was diyebilirsiniz. Evet, o çalışkandı. Eğer olumsuz bir cevap vermek istiyorsanız, no she wasn't. Hayır, o çalışkan değildi. Was it rainy yesterday? Dün hava yağmurlu muydu? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümlenin başında was kullandık. Daha sonra özneyi ekledik. Eğer buna cevap vereceksek, olumlu cevaplarda yes it was. Evet, yağmurluydu. Olumsuz cevaplarda no it wasn't. Hayır, yağmurlu değildi. Geriye kalan özelleri inceleyelim. Were cümlenin en başında kullanılır. Daha sonra they, we ve you özelerinden bir tanesini kullanırız. Ardından isim olan kelimeyi yazar, soru işaretini ise sonuna ekleriz. Örneğin, Were they in the supermarket? Onlar süpermarkette miydi? Were kullanırız. Ardından buna uygun olan özneye ise yanına ekleriz. Eğer cevap vereceksek, olumlu cevaplarda yes, they were Evet, onlar süpermarketteydi. Olumsuz cevaplarda no they weren't. Hayır, onlar süpermarkette değildi. Were you bored? Sen sıkıldın mı? Bu bir soru cümlesi olduğundan dolayı were'ü başta kullandık. Ardından you özdesini ekledik. Bu soru size sorulduğu için cevabında ben diye cevap vermelisiniz. Sen sıkıldın mı? Evet ben sıkıldım ya da hayır ben sıkılmadım. Gördüğünüz gibi ben diye cevap veriyoruz. O halde cevap verirken You özlüsünde yes, I was. Evet, sıkıldım. Yes, I dedikten sonra was kullanırız. No, I wasn't. Hayır, sıkılmadım. Time expressions, zaman ifadeleri demektir. Geçmiş zamanla birlikte kullanılan bazı zaman kelimeleri vardır. Bunları was, were ile ilgili cümlelerde de görmeniz mümkündür. Yesterday, dün demektir. Last, geçen anlamına gelir. Last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month. Geçen ay gibi. Ego önce demektir. Ten weeks ago. On hafta önce. Two years ago. İki sene önce. Örnekleri inceleyelim. I was at the bank yesterday. Ben dün bankadaydım. Yesterday dün demektir. They were very hungry last night. Geçen gece onlar çok açtı. Last night geçen gece demektir. She was in France two years ago. İki yıl önce o Fransa'daydı. Two years ago, iki yıl önce demektir. Simple past tense, geçmiş zaman demektir. Geçmiş zamanın kullanım şekilleri şöyledir. Geçmişte belli bir zaman diliminde başlamış ve sonlanmış eylemlerden bahsederken kullandığımız bir zamandır. Yani yaptığımız iş, eylem, geçmişte başlamış ve orada sonlanmış, bitmiştir artık. Geçmiş zamanı bir de geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken de kullanırız. Kullanım kuralları oldukça kolaydır ama ezberlemeniz gereken, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Simple past tense, geçmiş zaman konusunda fiilleri iki grupta ele alırız. Birinci grup, regular verbs dediğimiz düzenli fiiller. İkincisi ise irregular verbs dediğimiz düzensiz fiiller. İlk olarak regular verbs yani düzenli fiilleri ele alacağız. Düzenli fiiller nasıl kullanılır, bunların kuralları nelerdir teker teker inceleyelim. Rules, kurallar demektir. Bakalım düzenli fiil yapmanın kuralları nelermiş? Bu fiilleri ikinci hallerine dönüştürebilmek için fiillerin sonuna kurallar uygun şekilde ya ed harfini yazarız, ya sadece d ya da ied harflerini yazarız. Böylece geçmiş zamanda düzenli bir fiil elde etmiş oluruz. Böylece geçmiş zamanda düzenli bir fiil elde etmiş oluruz. Birkaç tane örnek üzerinden bu kuralları ele alalım. Snow, kar yağış demektir. Bu düzenli bir fiildir. Geçmiş zamanda belirteceksek eğer sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. Place yerleştirmek anlamına gelir. Dikkat ederseniz place'in sonunda zaten e harfi vardır. İkinci bir kez e harfini yazmamıza gerek yoktur. Sadece d harfini yazmamız yeterlidir. Place placed olarak yazılır. Worry endişelenmek demektir. Sonu y harfiyle bitiyor. Y harfini düşürür, i olarak yazarız ve sonuna e ve d ekleriz. Y harfi ile ilgili dikkat etmeniz gereken önemli ayrıntı şudur. Y harfi her zaman düşmez. Y'den önceki harfe bakacağız. Eğer ünsüz bir harf bulunuyorsa o zaman düşürüp İ harfini yazabiliriz. Ama Y harfinden önce ünlü bir harf varsa o zaman Y harfini düşürmeyiz. Direkt Y'nin kendisini yazarız. Sonuna da E ve D ekleriz. Düzenli fiilleri kullanarak geçmiş zamanda olumlu bir cümle yapmak istiyorsak şu sırayı takip etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özne başlarız. Ardından verb 2 dediğimiz fiilin ikinci halini yanına yazarız. Ve daha sonra cümleye object, nesne ile yani cümlenin geri kalanıyla devam ederiz. Örnekleri geçmeden önce özneleri hatırlayalım. I, ben demektir. We, biz. You, sen, siz. They, onlar. He, erkekler için kullanılır. O. She, kızlar için kullanılır. O. It, cansız ve hayvanlar için kullanılır. O anlamına gelir. Şimdi bu kurallara uygun şekilde örnekleri inceleyelim. I brush my teeth. Ben dişlerimi fırçaladım. I, ben demektir. Özleden sonra brush fiili vardır. Brush, fırçalamak demektir. Bu düzenli bir fiildir. Sonuna e ve d yazmamız yeterlidir. İkinci örnek şu şekildedir. Şeyma dance at the party. Şeyma partide dans etti. Şeyma özlesinden sonra dance, dans etmek fiili vardır. Dikkat ederseniz zaten sonunda E harfi var. Bir daha E harfi yazmamıza gerek yok. Sadece D yazmamız yeterlidir. Tom played tennis with his friends. Tom arkadaşlarıyla tenis oynadı. Tom özesinden sonra play, oynamak fiilinin sonuna E ve D harfini ekledik. Hazır yeri gelmişken kuralımızı hatırlayalım. Eğer Y harfiyle biten bir fiil, Y'den önce ünlü bir harf alıyorsa bu Y harfini düşürmemize gerek yoktur. Sonuna E ve D yazmamız yeterlidir. Eğer Y harfinden önce ünsüz bir harf varsa o zaman düşürür, onun yerine i yazarız, sonra E ve D harflerini ekleriz. They studied for their exam. Onlar sınavları için çalıştı. They onlar demektir. Study çalışmak anlamına gelir. Y harfiyle bittiğinden dolayı Y harfini düşürürüz, i ekledikten sonra E ve D harflerini ekleriz. Y harfini düşürmemizin sebebi Y'den önce D ünsüz harfinin olmasıdır. Eğer y'den önce ünlü harf varsa düşürmüyoruz, ünsüz harf varsa düşürüyoruz, onun yerine i harfini yazıyoruz. Başka bir örnek daha inceleyelim. We washed our car. Biz arabamızı yıkadık. Wash, yıkamak demektir. Düzenli bir fiil olduğundan dolayı geçmiş zamanda belirtebilmek için sonuna e ve D yazarız. The baby cried a lot. Bebek çok fazla ağladı. Cry, ağlamak demektir. Sonu Y harfiyle biter. Y harfini düşürürüz. i yazdıktan sonra E ve D harflerini yanına ekleriz. Geçmiş zaman yapabilmek için temelde iki tane fiil türü vardır dedik. Az önce düzenli olanları ile ilgili bütün kuralları inceledik, örnekleri ele aldık. Şimdi ise ikinci inceleyeceğimiz fiil grubu olan irregular verbslere bakacağız. Yani düzensiz fiiller. Düzensiz fiillerin mantığı şudur. Fiil ya tamamen değişir, bambaşka bir hale dönüşür ya da hiç değişmez, olduğu haliyle kalır. Şöyle bir soru sormakta haklısınız. Bir sürü fiil var. Hangisinin düzenli, hangisinin düzensiz olduğunu nereden bileceğiz? Bu konu çok fazla karıştırılan konulardan bir tanesidir. Yapmanız gereken şey, düzensiz fiiller bir liste halindedir. Yaklaşık olarak 150 tane fiil bulunuyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ezberleyebilmek için bol bol pratik yapmalısınız. Geriye kalan binlerce fiil ise düzenlidir. Az önce öğrendiğimiz kuralları uygulamalısınız. Ben dersimizin sonuna doğru düzensiz fiilleri nasıl ezberleyeceğinize dair ipucu vermeye çalışacağım ama temel mantığının her zaman pratik yapmak olduğunu unutmayın. Eğer bu listeyi odanızın herhangi bir köşesine atar, göz ucuyla her zaman kontrol ederseniz belli bir süre sonra aşina olduğunuzu göreceksiniz. Eğer temel mantığını anladıysanız birkaç tane örnek inceleyelim. Buy, satın almak demektir. Bu fiil düzensizdir, geçmiş zamanda yazılışı tamamen değişir ve bought olarak yazılır. Come, gelmek demektir. Geçmiş zamanda düzensiz bir fiil olduğundan dolayı came olarak kullanılır. Cut, kesmek, aynı şekilde kalır, bir değişikliğe uğramaz. Do, yapmak demektir. İkinci hali did olarak kullanılır. Draw, çizmek demektir. İkinci hali drew olarak yazılır. Drink, içmek demektir. İkinci hali drank olarak yazılır. Eat, yemek yemek demektir. İkinci hali ate olarak yazılır. Genel olarak düzensiz fiilleri inceledik. Gördüğünüz gibi bazıları tamamen değişiyor, bazıları da olduğu gibi kalıyor. Bunlarla ilgili cümle kurmak istiyorsak eğer, şu kuralları dikkat etmeliyiz. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından fiillerin ikinci hallerini kullanırız ve cümleye object, nesne dediğimiz kısımla devam ederiz. Özneleri tekrar belirtelim. Şimdi düzensiz fiilleri cümle içerisinde inceleyelim. I went to beach at weekend. Ben hafta sonu plaja gittim. I ben demektir. Özneden sonra gitmek fiilini kullanmak istiyoruz. Gitmek fiili go diye yazılır aslında. Ama bunu geçmiş zamanda ifade edeceksek bu düzensiz bir fiil olduğundan dolayı tamamen değişir. Went olarak yazılır. Go düzensizdir. Went olarak yazılır. He slept early yesterday. O dün erken uyudu. Sleep uyumak demektir. Düzenli halidir. Eğer bunu geçmiş zamanda belirteceksek slept olarak yazarız. It took a shower. O duş aldı, banyo yaptı. Özneden sonra take fiili vardır. Bunu geçmiş zamanda yazdığımız için tamamen değişir, took olarak yazılır. We had dinner. Biz akşam yemeği yedik. Aslında bu have dinner olarak kullanılır. Ama geçmiş zamanda have fiili had olarak değişir. They swam in the ocean. Onlar okyanusta yüzdü. Swim yüzmek demektir. Bunun ikinci hali svem olarak yazılır. Negative form, olumsuz hal demektir. Eğer geçmiş zamanla ilgili olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Cümleye her zaman bir özneyle başlarız. Ardından didn't yardımcı ekini kullanırız. Didn't geçmiş zamanda cümleleri negatif yapar. Ve daha sonra dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var ve genellikle sınavlarda, testlerde en çok burası soruluyor. Didn't'dan sonra fiil ister düzenli olsun, ister düzensiz olsun hiçbir değişikliğe uğramadan birinci haliyle yazılır. Ve daha sonra cümleye object dediğimiz nesneyle devam ederiz. Özneleri de belirtelim. Kısacası tekrar edelim çünkü bu kısım çok önemli. Negatif cümlelerde didn't yardımcı ekini kullanırız ve didn't'dan sonra Fiili hiç umursamayız. İster düzenli olsun, ister düzensiz olsun, bize verildiği şekliyle yani birinci şekliyle yazarız. Örnekleri inceleyelim. My mother didn't water the plants. Benim annem bitkileri sulamadı. Eğer geçmiş zamanda olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak, didn't negatiflik ekini kullanırız. Ardından fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yani birinci haliyle yazarız. Başka bir örnek geliyor. It was cold. O soğuktu. Yani havayı kastediyor. Hava soğuktu. So I didn't take off my coat. Bu yüzden ben ceketimi çıkarmadım. I öznesinden sonra dikkat ederseniz negatif yapabilmek için didn't yardımcı eki kullanılmıştır. Daha sonra take fiili yine olduğu haliyle hiçbir değişikliğe uğramadan yazılmıştır. Su so didn't eat anything. Su so hiçbir şey yemedi. Negatif yapabilmek için didn't yardımcı ekini kullandık ve fiile hiç karışmadan birinci haliyle ekledik question form. Soru hali demektir. Simple past tense yani geçmiş zamanla ilgili soru cümlesi yapmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmiş zamanda soru cümlelerinde cümleye did yardımcı ekiyle başlarsınız. Ardından özneyi yazarsınız. Dikkat ederseniz bu kez özneyi ikinci kısımda yazıyoruz. Ardından fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yazarız. Ve daha sonra object dediğimiz nesne kısmını ekler, soru işaretinde en sonunda kullanırız. Yine çok önemli olduğu için tekrar belirtiyorum, did kullandığımızdan dolayı yine fiili hiç karışmıyoruz, birinci haliyle kullanıyoruz. Yani kısacası negatif cümlelerde ve soru cümlelerinde yardımcı fiiller olduğundan dolayı fiili bir daha değiştirmemize gerek yoktur, olduğu haliyle yazmamız yeterlidir. Örnek cümleleri inceleyelim. Did you play soccer? Sen futbol oynadın mı? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye did yardımcı ekiyle başladık. Ardından özne'ye yazdık ve play, oynamak fiiline hiç karışmadan olduğu haliyle yanına ekledik. Eğer soru cümlelerine cevap vermek istiyorsak, olumlu cevaplarda yes, I did. Evet, oynadım. Olumsuz cevaplarda ise no, I didn't. Hayır, oynamadım diyebilirsiniz. Did she ride a horse last night? O geçen gece ata bindi mi? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleyi did ile başladık. Ride, binmek, sürmek anlamına gelen fiili hiç karışmadan olduğu haliyle yanına yazdık. Eğer cevap vereceksek, olumlu cevaplarda yes, she did, evet, bindi ya da no, she didn't, hayır, o binmedi şeklinde cevap verebilirsiniz. Did he study? O ders çalıştı mı? Did ile başladık ve fiile hiç karışmadık. Cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes he did. Olumsuz cevaplarda ise no he didn't. Did they make a snowman? Onlar kardan adam yaptı mı? Soru cümlesi olduğu için did kullandık. Make'e hiç karışmadan birinci haliyle yanına ekledik. Olumlu cevap vereceksek, Yes, they did. Olumsuz cevap vereceksek, No, they didn't. Geçmiş zamanla ilgili bütün kurallara değinmeye çalıştım ve size örneklerle somut bir şekilde anlattım. Genel olarak geçmiş zamanın tüm kuralları bu şekilde. Bu cümleler içerisinde bazen zaman ifadeleri görebilirsiniz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Geçmiş zamanda kullanılan zaman kelimeleri şunlardır. Yesterday, dün demektir. Last, geçen anlamına gelir. Örneğin last week, geçen hafta. Last year, geçen yıl. Last month, geçen ay gibi. Ago, önce anlamına gelir. Ten weeks ago, on hafta önce. Örneklere bakalım. I lived in Istanbul ten years ago. Ben on yıl önce İstanbul'da yaşadım. She went to shopping yesterday. O dün alışverişe gitti. Gördüğünüz gibi bu zaman ifadelerinde geçmiş zamanda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu zaman kelimelerinde geçmiş zamandaki cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geçmiş zamanda iki ana fiil çeşidi vardır dedik. Düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzenli fiillerin kurallarını hatırladık. Bunlar kolaydı. Ama düzensiz fiiller kısmı biraz karışık. Düzensiz fiiller bir liste halinde bulunur ve bunları ezberlemeniz gerekiyor demiştim. Tabii ki bunları ezberlemek çok kolay değildir ama biz kolay yolunu bulup bunları basit bir şekilde ezberleyebiliriz. Örneğin, bu fiillerin bazıları gruplar halindedir. Teker teker sırasıyla ezberlemek yerine bunları gruplara ayırabilirsiniz. Bazılarının yazılışları, bazılarının okunuşları, bazılarının ise son birbirine benziyor, kendinize göre gruplar oluşturarak bunları ezberleyebilirsiniz. Örneğin, speak konuşmak demektir. Spoken, bunun geçmiş zamandaki düzensiz halidir wake uyanmak, woken geçmiş zamandaki halidir. Gördüğünüz gibi spoken, woken birbirine benziyor sonları. Bu yüzden ezberlemeniz kolaydır. Bir melodi şeklinde bunları ezberleyebilirsiniz. Kolayca ezberleyebilmek için uygulayabileceğiniz ikinci yöntem şudur. Düzensiz fiillerin hepsi her yerde her zaman çok sık bir şekilde kullanılmazlar. Bunlardan en yaygın olanlarını belirleyip ezberlemeye onlardan başlayabilirsiniz. Böylece yükünüz hafifler ve kolayca ezberlemiş olursunuz ben yaygın olanlarını göstereceğim. Ama sizin her zaman karşılaştığınız yeni bir şey varsa kendi listenize eklemeyi unutmayın. Say söylemek set olarak kullanılır. Go, went olarak. Come, came. No, new olarak. Get, got. Give, gave. Become, became. Find, found. Think, thought. D. so. Bunlar benim çok sık karşılaştığım en yaygın kullanılan fiillerdir. Sizin de karşılaştıklarınız varsa onları ekleyip bunları bir köşeye asarak başlayabilirsiniz. Bir şeyi ezberlemenin akılda tutmanın en iyi yolu oyunlardır. Bu yüzden üçüncü yöntemimiz oyunlarla ilgili. Bunları bir oyun halinde ezberleyebilirsiniz. Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirerek benim kendi uygulamamda bulunan oyunları da oynayabilirsiniz. Ayrıca bu konuda uzman olan The British Council'ın quiz tarzı oyunlarını ya da Macmillan Dictionary'nin çarklarını oynayabilirsiniz. Böylece aklınızda daha iyi kalmış olur. Dördüncü yöntem ise cümle yapısıyla alakalı. Cümlelerin bir bütün olduğunu unutmayın. Yani hepsi birlikte daha anlamlı bir şekilde kullanılır. Fiiller de cümlelerin bir parçasıdır. Bu yüzden bu fiilleri eğer cümleler içerisinde incelerseniz, cümle kurarak ezberlersiniz, daha kolay ve daha kılıcı bir şekilde ezberlemiş olursunuz. Bir kağıt ve kalem alıp kendi cümlelerinizi kurmayı ihmal etmeyin. Hatta şu an başlayabilirsiniz. Beşinci yöntem ise şarkılarla ilgilidir. Şarkılar da tıpkı oyunlar gibi bir şeyi ezberlemenin en eğlenceli yollarından bir tanesidir. Fiilleri daha anlamlı hale getirebilmek için müzik yoluyla ya da şarkı yoluyla öğrenebilirsiniz. Bu konuda YouTube platformu oldukça önemlidir. YouTube'dan bu konuyla ilgili aratma yaparak çeşitli şarkılara ulaşabilirsiniz. Bu şarkıları siz de video ile birlikte tekrar edin. Böylece daha kolay bir şekilde ezberlersiniz. Ben 3 tane örnek şarkıyı ekledim. Böylece bu şarkılara ulaşıp hatta kendiniz çeşitli şarkılar bularak kolayca ezberleyebilirsiniz. Türkçe de bildiğimiz, kullandığımız, aşina olduğumuz bir zaman dilimidir. Bu yüzden eminim birçoğunuz rahatlıkla anlayacak. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu benim için oldukça önemli. Past continuous tense Türkçe'de kullandığımız zamanlardan bir tanesidir dedik. Peki bu zamanın Türkçe karşılığı nedir? Past continuous tense bazı kaynaklarda sürekli geçmiş zaman olarak Türkçeye çevrilir. Aslında bu bizim kullandığımız geliyordu, gidiyordu, uyuyordu gibi fiilleri anlattığımız bir zaman dilimidir. Bu zaman diliminde geçmişte yapılan eylemlerin başladığı zaman önemli değildir. Önemli olan şey bu eylemlerin devamlılığı yani sürekliliğidir. Örneğin tüm gece matematik sınavına çalışıyordu. Matematik sınavına çalıştığı saat bizim için önemli değil ama çalışma eyleminin sürmesi önemlidir. Matematik sınavına bir anda çalışıp çalışmasını bitiremez. Bu çalışması belli bir saat almış, uzun sürmüş ve bir devamlılık vardır. Bu tarz eylemlerden bahsederken past continuous tense kullanırız. Bu zamanın nasıl kullanıldığını en ince ayrıntısına kadar ele alalım, bol bol örnekler çözelim ki aklınızda daha kalıcı bir yer edinsin. Affirmative form olumlu hal demektir. Eğer past continuous tense ile ilgili olumlu cümle kurmak istiyorsanız şu kuralları dikkat etmeniz gerekiyor. Past continuous tense'de kullandığınız özne son derece önemlidir. Teker teker özneleri işleyelim. I, ben. He, erkekler için kullanılır. O. She, kızlar için kullanılır. O. It, cansız ve hayvanlarda kullanılır. O anlamına gelir. Eğer cümleye I, i, şi ve it özelerinden bir tanesiyle başlayacaksanız bunlardan sonra was, yardımcı ekini kullanmanız gerekiyor. Fiili ise ayıncı eki eklemek zorundayız. Çünkü bu zamanı anlatırken asıl önemli olan şey devamlılıktır dedik, eylemin sürekliliği. Bunu anlatabilmek için fiile ayıncı ekini eklememiz gerekiyor. Daha sonra cümlenin devamını ise yanına ekleriz. Geriye kalan özeler ise we, biz, you, sen, siz, they, onlar özesidir. Bunlardan sonra yine bir yardımcı ek olan were yardımcı ekini kullanırız. Daha sonra fiili ayıncı ekini eklemeyi yine unutmuyoruz. Ardından cümlenin devamını yanına ekleriz. Bu zamanda dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta ise çoğul özelerdir. Çoğul özelleri teker teker incelerken ayrıntısıyla anlatacağım. Örnekleri inceliyoruz. I was swimming in the pool. Ben havuzda yüzüyordum. Geçmişte süreklilik bildiren, yapıyordum, ediyordum anlamı katan zaman past continuous tense'dir. I özesinden sonra was yardımcı ekini kullanırız. Devamlılık bildirebilmek için fiilin sonuna ing ekini ekleriz. Bir sonraki örneğe bakalım. We were having picnic in the forest this time yesterday. Dün bu zamanlarda biz ormanda piknik yapıyorduk. We biz demektir. We özesinden sonra yardımcı ek olan were ifadesini kullanırız. Ardından fiil ayıncı ekini eklememiz gerekiyor. Bu cümlede dikkat etmeniz gereken diğer bir ayrıntı ise cümlenin sonundaki this time yesterday ifadesidir. Dün bu zamanlarda demektir. Past continuous tense'de kullandığımız bazı zaman kelimeleri vardır. Onlardan bir tanesi de bu ifadedir. Dün bu vakitlerde şunu yapıyorduk. Geçmiş zamanı bildirir, ayrıca eylemin sürekliliğini anlatırız. He was giving a concert this time yesterday. Dün bu vakitlerde o konser veriyordu. He erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. İsterseniz herhangi bir erkek ismi de kullanabilirsiniz. He özesinden sonra vaz yardımcı ekini kullanırız. Fiila yence ekleriz. It was raining outside. Dışarıda yağmur yağıyordu. It özesinden sonra vaz yardımcı ekini kullanırız. Fiila yence ekleriz. Negative form olumsuz hal demektir. Olumlu cümleleri işledik ama bir de bu zamanı kullanarak olumsuz, negatif bir cümle kurmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Cümlelerdeki özneler yine oldukça önemli. Eğer cümleye I, he, she ve it öznesiyle başlıyorsak, bunlardan sonra olumsuz yapabilmek için wasn't kullanırız. Uzun yazılmış hali was not'tır ama siz bunu genellikle kısa göreceksiniz, o da wasn't şeklindedir. Daha sonra fiile yine ayıncı ekliyoruz. Cümlenin geri kalanını ise yanına yazıyoruz. Diğer öznelerde yani we, you ve they öznelerinde yardımcı ek olarak olumsuz yapabilmek için weren't kullanırız. Uzun hali were not olarak yazılır ama siz bunu kısa göreceksiniz. Genellikle bunların kısa yazılmış halleri günlük hayatta daha sık kullanılır. Fi ile ayıncı ekliyoruz daha sonra cümlenin devamını ise yanına yazıyoruz. Örnekleri inceleyelim. I wasn't listening to you at that time. O sırada ben seni dinlemiyordum negatif, olumsuz bir anlam katabilmek için ay özesinden sonra wasn't yardımcı ekini kullandık. Daha sonra fiile ING ekini ekliyoruz. The children weren't drinking coffee. Çocuklar kahve içmiyordu. Çoğun özelere dikkat etmemiz gerekiyor. The children çocuklar demektir. Bazı kelimeler kendiliğinden çoğuldur. Bunlarla birlikte yardımcı ek olarak olumlularda were, olumsuzlarda weren't kullanırız. Çoğullar önemli dikkat edelim. Weren't'den sonra fiile ING ekini getireceğiz. He wasn't playing soccer yesterday. O dün futbol oynamıyordu. He yerine herhangi bir erkek ismi de kullanabilirsiniz. Olumsuz yapabilmek için he'den sonra wasn't kullanırız. fiilen yenecekini ekleriz. It was snowing yesterday evening. Dün gece kar yağmıyordu. It öznesinden sonra olumsuz yapabilmek için wasn't kullanırız. Daha sonra fiila yenecekini ekleriz. My mom and my sister weren't cooking meat. Benim annem ve kız kardeşim et pişirmiyordu. Çoğul özelere dikkat edeceğiz. Burada benim annem ve kız kardeşim iki kişidir. İki kişiden bahsettiğinden dolayı yardımcı ek olarak weren't seçmeliyiz. Çünkü çoğul bir öznedir. Question form soru hali demektir. Past continuous tense kullanarak çevremizdeki insanlara sorular sorabiliriz. Soru sorarken cümlelere bu sefer yardımcı eklerle başlayacağız. Was yazdıktan sonra I, he, she ve it özdesinden bir tanesini yazarız. Dikkat ediyoruz, öznelerle yardımcı, ek yer değiştirecek. Daha sonra fiile yine ing ekliyoruz ve cümlenin geri kalanını yazdıktan sonra soru işareti kullanıyoruz. Diğer öznelerde de aynı kural were için geçerlidir. Başa were yazdıktan sonra we, you ve they öznesini kullanırız. Ardından fiile ing ekini ekleriz ve cümlenin geri kalanını yanına yazarız. Örnekleri inceleyelim. Was she driving the car? O arabayı sürüyor muydu? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye was yardımcı ekiyle başladık. Daha sonra fiile yine ing eki ekledik çünkü hala süreklilik devamlılık bildirmek istiyoruz. Eğer cevap vereceksek olumlu cevaplarda yes she was, olumsuz cevaplarda no she wasn't, hayır sürmüyordu. Were they watching TV? Onlar televizyon izliyor muydu? Bu bir soru cümlesi olduğu için were yardımcı ekini başta kullandık. Özneyi yazdıktan sonra fiile ing eki ekledik. Eğer olumlu bir cevap vereceksek yes they were. Olumsuz bir cevap vereceksek no they weren't. Hayır izlemiyorlardı. Bu zaman dilimi ile ilgili olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini en ince ayrıntısına kadar bol bol örneklerle inceledik. Fiillere -ing ekleriz dedik. Ama fiillere -ing eki eklemenin belli başlı kuralları vardır. Kafamıza göre her fiilin sonuna -ing ekleyemeyiz. Bu kuralları inceleyelim. Eğer bir kelimenin sonu e harfiyle bitiyorsa -ing eklerken o e harfinin düşmesi gerekiyor. Örneğin come gelmek demektir. Gördüğünüz gibi e harfiyle bitiyor. Sonuna ing ekleyeceksek e harfini sildik ve coming olarak yazdık. Drive araba sürmek demektir. Driving yazdığımızda e harfini yazmadık düşürdük. Ride bilmek anlamına gelir. Sonundaki e harfini yazmayız ve riding olarak kullanırız. Her zaman e harfi düşmez. Eğer bir kelimenin sonundaki e harfinden önce ünlü bir harf varsa o zaman e harfini düşüremeyiz. C görmek demektir. Sonundaki E harfinden önce yine bir tane ünlü harf var. Bu yüzden buradaki E harfi düşmez ve seeing olarak yazılır. Can you? E harfinden önce ünlü olarak O harfi vardır. ING eklerken hiçbir şekilde düşmüyor ve knowing olarak yazılıyor. İkinci kural ise şudur. Kelimenin son ecesi ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyorsa sonundaki ünsüz harfi bir daha yazarız ardından ING ekini kullanırız. Örneğin run koşmak demektir. Gördüğünüz gibi ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Bu yüzden sonundaki N harfini bir daha yazıp daha sonra ING'ye ekledik. Jack hafif tempolu koşu yapmak demektir. Sonundaki G harfini bir daha yazıp daha sonra ING ekledik. Bu kural sonu X, Y ve W ile biten fiiller için geçersizdir. Onlar da kullanamayız. Örneğin play sonu Y harfiyle bitiyor. Tekrardan Y harfini yazmamıza gerek yoktur. Bunlar yukarıdaki kurala uysa bile sonları x, y ve w ile bittiklerinden dolayı ünsüz harfi tekrar yazmamıza gerek yoktur. Bir başkası ise fix, onarmak kelimesidir. Gördüğünüz gibi üstteki kurala uyuyor ama x de bittiğinden dolayı tekrar x harfini yazmamıza gerek yoktur. So, dikmek anlamına gelir. Yine üstteki kurala uyduğu halde w ile bittiğinden dolayı tekrardan w kelimesini yazmadan ayıncı ekleyebiliriz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Past continuous tense anlatırken cümlelerimizde kullanabileceğimiz zaman kelimeleri vardır. Onları inceleyelim. Örneğin cümle içerisinde at that time diyebilirsiniz o anda demektir. Then de diyebilirsiniz o zaman anlamına gelir. At the time o an demektir. This time yesterday dün bu vakitlerde. Two days ago iki gün önce, üç gün önce, dört gün önce diye değiştirebilirsiniz. All night, tüm gece. All day, tüm gün. At six o'clock, saat altıda. Buradaki altıyı değiştirip herhangi bir saat kullanabilirsiniz. Yesterday, dün. From three to five yesterday, dün üçten beşe kadar. Buradaki sayıları yine değiştirebilirsiniz. While cümlelere iken anlamı katar. As cümlelere tıpkı while gibi iken anlamı katar. Örneğin o yemek pişiriyorken ben ders çalışıyordum. Just as yine iken anlamı katar. Bir de when vardır. O da cümlelere dığında anlamı katar. O geldiğinde ben televizyon izliyordum. Past continuous tense'e kullanabileceğiniz bazı önemli bağlaçlar vardır. Bağlaçlar birden fazla cümleleri birbiriyle bağlayan, anlam bütünlüğü sağlayan yapılardır. Past continuous tense'e çok önemli olan ve karşınıza her zaman çıkacak olan bağlaçlardan ilki when bağlacıdır. Ven bağlacı cümlelere dığında, dığ zaman gibi anlamlar katar. Örneğin o geldiğinde ben bulaşıkları yıkıyordum. Geldiğinde anlamı ven ile sağlanılır. Ven, geçmişte bir eylem gerçekleştiği sırada daha önceden başlamış başka bir eylemden söz ederken kullandığımız bir bağlaçtır. Ven bağlacını öyle kafamıza göre kullanamayız. Onun belli başlı bir kullanım kuralı vardır, o da şudur when ile birlikte kullandığımız onun yanındaki cümlede simple past tense yani bildiğiniz düz geçmiş zaman kullanılır. İkinci kısımda ise past continuous tense kullanırız. Yani bu derste öğrendiğimiz cümlelere geliyordu, gidiyordu anlam katan zaman. Eğer cümlelerin yerini değiştireceksek, yani bu sefer when bağlacının cümlenin başında değil de ikinci kısımda kullanacaksak yine kurallar değişmez. Yani ilk kısımda when'i kullanmadığımız kısımda past continuous tense kullanırız. Ama when ile birlikte when'in yapışığında kullanacağımız cümlede past tense yani geçmiş zaman kullanırız. Örnekleri inceleyelim ve daha iyi anlamış olun. We were having dinner when my father came. Benim babam geldiğinde biz akşam yemeği yiyorduk. When'in kullanıldığı cümlede simple past yani geçmiş zaman kullanılır. When'den önceki cümlede ise past continuous tense kullanırız. Yani özlere göre was were yazar fiilen yiyecek ekleriz. When I opened my eyes, everybody was looking at me. Gözlerimi açtığımda herkes bana bakıyordu. When cümlelere dığında anlamı katar. Gözlerimi açtığımda. When'in bağlı bulunduğu bu kısımda geçmiş zaman kullanılır. Virgülden sonraki ikinci kısımda ise past continuous tense kullanırız. She was working at a cafe when I met Sue. Ben Sue ile karşılaştığımda o bir kafede çalışıyordu karşılaştığımda anlamı katabilmek için when kullanırız. When'le ile de geçmiş zaman kullandık ama benden önceki cümlede past continuous tense kullanırız. Past da kullanacağımız diğer önemli bağlaç ise while bağlacıdır. While bağlacı cümlelere iken anlamı katar. Örneğin ben ders çalışıyorken o aradı. Geçmişte gerçekleşen veya devam etmekte olan bir eylem sırasında başka bir eylem gerçekleşiyorsa while kullanılır. Örneğin az önce dedik ki ben çalışıyorken o aradı. Bir eylem gerçekleşiyorken yani çalışma eylemi varken ikinci bir eylem onunla birlikte gerçekleşiyor ve karşıdaki insan onu arıyor. Bu tarz birlikte aynı anda gerçekleşen eylemlerden bahsederken while bağlacını kullanırız. Bunun da bir kullanım kuralı vardır. While ile birlikte past continuous tense kullanılır. Yani bu derste öğrendiğimiz zamanı kullanıyoruz. Virgülden sonra ise diğer tarafta geçmiş zaman kullanılır. Eğer cümlelerin yerini değiştireceksek, while ile ortada kullanacaksak, Ondan önce geçmiş zaman kullanırız. Daha sonra while'ın bağlı bulunduğu cümlede past continuous tense kullanırız. Yani yerleri değişse de kendisiyle birlikte kullandığımız yapıdaki kurallar değişmiyor. Örnekleri inceleyelim. While we are walking in the park, it starts to rain. Biz parkta yürüyorken yağmur yağmaya başladı. While cümlelere iken anlamı katar. Parkta yürüyorken kendisiyle birlikte past continuous tense kullanırız. İkinci cümlede ise geçmiş zaman kullanılır. John broke his leg while he was playing football. John futbol oynuyorken bacağını kırdı. While cümlelere iken anlamı katar. Kendisiyle birlikte past continuous tense kullanılır. Kendisinden önce simple past tense kullanırız. She started to cough while he was drinking water. Su içiyorken öksürmeye başladı. While iken anlamı katar. Kendinden önce geçmiş zaman kullanılır. Kendisiyle birlikte Pence Continuous Sense kullanırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Test time, test zamanı. Öğrendiklerinizi test edelim. Eğer daha fazla test çözmek istiyorsanız Jasmine Akademi uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca verilen süre sizin için yeterli değilse önce videoyu durdurup daha sonra soruyu çözebilirsiniz. Hazırsanız birinci soru geliyor.